Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir sebzeli börek tarifim var. Daha çok ıspanak ağırlıklı olacak ve içinde sadece 2 kaşık un var. Şimdi sizinle yapılışına geçelim istiyorum. Öncelikle 200-250 gram ıspanağı yıkadım, temizledim. Gördüğünüz gibi çok da ince olmadan orta şekilde doğradım. 2 tane orta boy patatesi rendeliyorum. Onu da ıspanağın üzerine ilave edeceğim. Ve 2 tane de orta boy havuç rendeliyorum. İster ince tarafıyla, ister benim gibi daha iri tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Bakın şimdi bütün sebzelerim bu kabımda benim. Biraz tuz döküyorum ve o tuzla hafif bir karıştıracağım. Ondan sonra da bütün bu sebzeleri şöyle bir sıkacağım. Çünkü hem ıspanak sulanır pişerken hem de patates sulanır. O zaman öyle 2 kaşık, 4 kaşık un aslında o böreği kurtarmaz. Güzelce sıkacağım suyunu. Çünkü istiyorum ki sebzesi bol, unu az olsun. Şimdi gelelim diğer malzemelere. 4 tane yumurta koydum. Çünkü unu az eklediğim için böreğimin güzel tutmasını sağlayacak olan yumurtalarım. 3 tane de koyabilirsiniz. O da iyi gelir. 4 yumurta, yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Yani birer çay bardağı süt ve sıvı yağ. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi göreceğiniz gibi normal orta boy bir yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı dolusu un ilave ettim. 1 paket kabartma tozu koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Gerçekten 40 cm uzunluğunda koca bir tepsi kadar nefis böreğimiz olacak. Şimdi bu malzemeye de biraz tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Sebzemiz bol çünkü içinde peynir de yok. Ha, arzu ederseniz iyi aklıma geldi. Beyaz peynir ya da lor peyniri de ilave edebilirsiniz. O zaman tuzu biraz daha azaltmamız gerekecek. Sıvı malzemeyi güzelce karıştırıp unun iyice çözülmesini sağlayalım. Şimdi artık sebzeleri sıvı karışıma ilave edeceğiz. Sebzelerimizi de iyice sıktığımız için artık güzel tutan, kıvamlı bir böreğimiz olacak. Tabii ki bu sebzelere siz maydanoz, kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Böreğe çörek otu, susam ekleyebilirsiniz. Çeşitlendirmek sizin elinizde. Güzelce bir kaşıkla sıvı malzemelerle sebzeleri karıştırıyorum, halleştiriyorum. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra artık tepsimize dökebiliriz. Yağlı kağıt serdim tepsiye çünkü çok daha rahat çıkıyor. Bir de bu boyların biliyorsunuz borcamı da var. Borcamın altı kalın olduğu için böyle bir tepsi aldım ben. Daha rahat pişiyor, daha çabuk pişiyor altı. Şimdi fırına vereceğiz. 185-190 derecede kızarana kadar pişirelim fırının or tarafında. Son böyle birkaç dakikada üzerine kaşar peyniri rendesi serpelim. Tekrar kapatalım kapağını. Peynir eridiği zaman böreğimiz hazırdır. Şimdi göreceksiniz altı da çok güzel pişti. Bu nefis sebzeli böreği şimdi dilimleyelim. Dilimlerde bayağı irice. Büyük borcam ölçüsünde olduğu için tepsimiz çok bereketli. Hatta daha küçük küçük dilimlerseniz bir dolu böreğiniz olacaktır. Dilimlerin ne kadar kolay çıktığını gördünüz. Şimdi altını da göstereyim size. Bakın gayet güzel. Hatta daha bile kızarık. Güneş çok vurdu. Biraz açık göründü rengi. Böyle mis gibi kızardı böreğimiz. İşte bu gördüğünüz renkte. Yufkasız, hamur yoğurmadan çok pratik bir börek yaptık sizlerle. Ben böyle pratik yemekleri çok seviyorum. Biliyorum ki sevgili takipçilerim, abonelerim de benim gibi pratik işleri çok seviyorlar. 3-5 dakikada karıştırıp atın fırına. Böyle güzel bir
çay yanı veya öğün yemeğiniz olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. O bildirim zilini tıklarsanız ve tümü diye işaretlerseniz bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu ara çok güzel tarifler hazırladım. Videoları da hazır. İnşallah onları sizlerle tek tek paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. En güzel tariflerde görüşmek üzere.